Herkese merhabalar değerli arkadaşlar. Bugün yeni bir video ile birlikteyiz. Bugünkü konumuz yine Smart Voice uygulaması. Ben Smart Voice uygulamasının katılımsız versiyonunu yaptım. Ama bu bir önceki versiyondan farklı ve bu versiyon kalıcı olacak. Yani dosya.co sitesine yükleyip de oradan silindiği gibi olmayacak. O link şu anda boş. Dosya.co sitesi silmiş orayı, o şey, dosyayı. Bunu kendi profil oluşturduğum internet sitesine yükleyeceğim. Yani internetarşivi.org sitesine. Oradan da hiç kaldırmayacağım. Dileyen oradan istediği zaman, istediği yerde, istediği kadar indirebilecek. İşareti smart alt çizgi diyez işareti voice alt çizgi diyez işareti tts nokta smart alt çizgi voice kısa çizgi diyez işareti güncel alt çizgi diyez işareti versiyon nokta 977.10 MB 4.1.8. Smart Voice'un en son 4.1.8 sürümünü kullandım bu modifikasyon için. Yani güncel versiyonunu modladım. Bu uygulamanın, yani bu Smart Voice'un bir önceki modifiye edilmiş sürümden ne farkı var diye soracak olursanız, Cem ve Yelda seslerinin 3 adet ses modeli de bu uygulamanın içinde. Ve uygulamayı yüklediğimiz zaman hem Cem hem de Yelda sesleri otomatik olarak yüklü geliyor. Öyle klasörle falan bilmem neyle uğraşmıyorsunuz. Ses verileri tamamen içinde kurulu geliyor. Ayrıca Cem ve Yelda seslerinin Embedded Compact, Embedded High ve Premium High sesleri de, ses modelleri de daha doğrusu, uygulamayla birlikte kurulu gelecektir. Yani bu uygulamayı yüklemeniz hem Cem ve Yelda seslerini hem de onun bütün ses modellerini otomatik olarak kurabilmeniz için yeterli olacaktır. Ancak Embedded Pro sesleri yok. Yani var da bu uygulamanın içine yerleştirilecek, bu uygulamayla birlikte modifiye edilecek bir hali yok. Embedded Pro seslerini isteyen onu ayrı bir şekilde bulup maalesef klasörle uğraşmak zorunda ve klasör içinde bulundurmak zorunda. Ama Embedded Pro sesleriyle çok işi olmayan arkadaşların klasörle falan uğraşmasına gerek yok. Hatta uygulamanın depolama alanına erişmesine izin vermesine bile gerek yok. Çünkü her şey uygulamanın içinde. Şimdi uygulamayı yüklüyorum ve hem sesleri size göstereyim hem de ses kaliteleri arasında nasıl geçiş yapılır onu göstereyim. Evet. Etkinleştirmek için iki kez dokun. Uzun basmak için. Uygulama hazırlanıyor. Bilinmiyor. Bayağı büyük bir dosya oldu bu. Hani bütün ses modellerini içeri aktarınca, bütün ses modelleriyle birlikte katılımsız bir sürüm yapınca bayağı büyük bir uygulama oldu. Smart Voice. Bu uygulamayı yüklemek istiyor musunuz? Şöyle bir şey var. Uygulamayı yeterince hani sıkıştırmaya çalıştım ama gerek ses dosyalarını içeri eklerken, gerek kullandığım uygulama modlama programıyla uygulamayı elimden geldiğince çok sıkıştırmaya çalıştım ama maalesef çok fazla sıkıştırılmadı. En fazla birkaç megabaytlık sıkıştırıldı. Yani normalde 1 GB ama 950 MB'a kadar falan indi sıkıştıra sıkıştıra. Ama şöyle bir şey var. Kurulum bittikten sonra uygulama bilgilerini kontrol ettiğinizde yine
1 GB olarak görünecektir. Yani uygulama kendisini yüklerken dosya boyutları yine artıyor. Hani sıkıştırılmış arşivi açarken dosya boyutunun ne kadar büyük olduğunu fark edersiniz ya, o hesap yine dosya boyutu artıyor uygulamayı kurduktan sonra. Bunu uygulama bilgilerini kontrol ederek öğrenebilirsiniz. Şu anda program yükleniyor. Normalde şu alttaki iptal düğmesi yükle düğmesine basar basmaz kaybolurdu. Ama bu programda iptal düğmesi birkaç saniye daha kalıyor. Uygulama yüklendi. Bitti. Bitti diyorum. Ben bu uygulamadaki Cem sesinin Embedded High versiyonunu sevmiyorum. Ama seven arkadaşlar olur diye onlar için de böyle bir modifikasyon yapmak istedim. Yoksa benim hiç hoşuma gitmiyor bu uygulamadaki Cem'in Embedded High sesi. Ben hiç beğenmiyorum. Güzel değil bence. Ama beğenen arkadaşlar olur. Onlar için yaptım bu modifikasyonu. Evet, şimdi uygulamayı yükledik. Açalım. Buradan ses listesini güncelle yapıyoruz. Ses listesini güncelle yapmazsak ilk başta Cem ve Yelda sesleri görünmez. Buraya gelmez. Onun görünebilir olması için uygulamayı ses motoru olarak seçmeden önce ses listesini güncelle yapmanız lazım. Hatta sadece ses listesini güncelle yapmanız yeterli değil. Uygulamayı ses motoru olarak seçmeden önce ses listesini güncelle yapıp ayarları sadece Türkçe sesleri konuşturacak şekilde yapılandırmanız lazım. Yoksa bir Rusça sesler konuşur, bir Almanca sesler konuşur, bir İngilizce sesler konuşur, bir Türkçe sesler konuşur. Çok saçma sapan bir şey çıkar ortaya. O yüzden uygulamayı metin okuma motoru olarak seçmeden önce ses listesini güncelleyin ve ayarları yapılandırın. Ben de öyle yapacağım şimdi. Ayarlar. Smart voice. Get ses seçimi. Konuşmacılar. Ses. Şuraya bir girelim. Aşağı doğru kaydıralım. Doğu Asya geografisi. Burayı ellemiyoruz. Latin Burayı alfabesi. Tercih yok. tercih yok Seçim. olarak ayarlıyoruz. Tercih yok. Bunu da tercih yok olarak Seçmek için. ayarlıyoruz. Sayıların telaffuz edildi. Tercih yok. Tercih yok. Grafik tercih yok. Bunu da tercih yok Ses olarak seçim. ayarlıyoruz. Bu Etkinleştirmek için. sayıların ve emojilerin okunması için ayrı ses seçerseniz, örneğin sayıların okunması için Cem'i, emojilerin okunması için Yelda'yı seçtiniz diyelim. Rakamları Cem sentezleyicisi, emojileri Yelda sentezleyicisi okur. Bunu isterseniz yapılandırabilirsiniz. Ben şu an hepsi için tercih yok seçeneğini belirledim. Ve hem sayıları hem de emojileri hangi sentezleyiciyi seçersem o okuyacak. Geri çıkalım buradan. Smart voice. Konuşmacılar için ses ayarları. Etkinlik. Otomatik dil değiştirmeyi. Evet, şimdi burayı da yapalım. Yalnızca varsayılan ses veya istemci tarafından istenen ses kullanılır. Onay kutusu. Mevcut arayüz dilini tercih et. Metnin özelliğine göre otomatik dil tanıma sıra bütün bir mesaj seçilen Buraları smart yapılandırdık. okumanın smart Şimdi ana sayfa. uygulamayı metin okuma motoru olarak seçeceğiz. Şöyle bir şey var. Ses modelini değiştirirken sorun yok ama sentezleyiciyi değiştirirken değiştirdiğimiz sentezleyicinin etkili olabilmesi için ekran okuyucusunu kapatıp açmamız gerekiyor. Bunu şey gibi düşünebilirsiniz. Play Store'daki orijinal Vocalizer TTS uygulamasında vardı bu. Mesela Cem sentezleyicisini seçtik.
Hala Yelda konuşuyor. Ekran okuyucuyu kapatıp açınca Cem konuşmaya başlıyor. Ya da Yelda'yı seçiyoruz. Hala Cem konuşuyor. Ekran okuyucusunu kapatıp açınca Yelda'yı konuşturmaya başlıyordu. Onun gibi düşünebiliriz bunu. Orada ses modelleri arasında geçiş yaparken de bunu yapıyordu. Burada ses modelleri arasında geçiş yaparken buna gerek yok ama sentezleyiciyi değiştirirken seçtiğimiz sentezleyicinin etkin olabilmesi için kullandığımız ekran okuyucusunu bir kere kapatıp açmamız gerekiyor. Dosya boyutunun büyük olmasından mıdır, çok fazla ses modeli eklediğimizden midir bilinmez. Böyle bir ufak pürüz var uygulamada ama bu çok sorun olmayacaktır diye düşünüyorum ve bundan başka da bir pürüz, bir sorun yok zaten. Hemen bakalım. Tercih edilen motor. İvona TTS. Tercih İvona TTS. radyo düğmesi seçili değil. Smartphone. Heh, Smart Voice. Bu konuşma sentezi motoru, şifreler ve kredi kartı numaraları gibi kişisel veriler de dahil konuşulan tüm metni toplayabilir. Smartvoice motorundan gelmektedir. Bu konuşma sentezi motorunun kullanımı etkinleştirilsin mi? İptal. Tamam. Smart Voice kullanılıyor. Evet. Metin okuma. Etkinleştirilmiş. Otomatik olarak en yüksek ses modeline geçti. Yani premium high sesine geçti. Bu benim bulduğum ve Türkçeleştirmesini yaptığım Vocalizer metin okuma uygulamasında da böyleydi. Vocalizer metin okumayı kuruyoruz. Ses veri klasörünü kopyalıyoruz. Sonra uygulamayı metin okuma motoru olarak seçtiğimizde önce Cem Compact konuşuyordu. Sonra en yüksek kaliteli sese otomatik olarak geçiyordu. Burada da ona benzer bir şey var. Sentezleyicinin en yüksek ses modeline geçiş yapıyor. Çal. 1, 2, 3, 4, 5. Tercih edilen motor. Smart Voice ayarlar. Şimdi Smart hemen Voice ayarları. girelim. Smart Voice genel ses seçimi. Konuşmacılar için ses ayarları. Etkinleştir. Sentezleyiciyi ses seçimi bölümünden değiştiriyoruz. Ses modelini de Compact, Embedded High ve Premium High seslerini de Konuşmacılar için ses ayarları. Konuşmacılar için ses ayarları bölümünden değiştiriyoruz. Konuşmacı Cem Türkçe Türkiye. Aynı zamanda burada Cem için ayarları yapılandırabiliyoruz. Ses seviyesi, konuşma hızı, ses perdesi. En aşağıda da sesin kalitesini ayarlıyoruz. Bakın şimdi. Ses tercihleri, ses seviyesi, kaydırma çubuğu %80. Konuşma hızı, kaydırma çubuğu %50. Ses perdesi, kaydırma çubuğu %50. Ses kalitesi, premium high. Tam tahmin ettiğim gibi ilk kurulumda en yüksek ses modeline geçiyor. Ses kalitesi, ses kalitesini seçin, liste dışında. Embedded Compact, Embedded Cem Compact. Türkçe, Türkiye. Etkinleş. Ses kalitesi, Embedded Compact. Ses kalitesini, Embedded High. Embedded High. Cem Türkçe, Türkiye. Ses kalitesi, Embedded High. Çok iğrenç bir ses gerçekten ya. Hani şahsen kendi görüşümü paylaşıyorum ama ne bileyim benim hoşuma gitmiyor. Ben haz etmiyorum bu sesten. Sadece videonun başında da söylediğim gibi bunu kullanmaktan keyif alan, bunu beğenen arkadaşlar var. Onlar için yaptım bu modifikasyonu. Ses kaydı. Normalde böyle iğrenç bir ses için hiç uğraşmam. Ne vakit harcarım, ne emek harcarım ama dediğim gibi. Maksat başka insanları mutlu etmek, memnun etmek, hoşnut etmek. Ses kalitesi embedded high 5.5. Ses Bu kadar seçmek. bu çirkin bir ses için, bu kulak katili ses için ne vakit harcarım, ne emek harcarım normalde. Embedded Compact. Embedded High. Premium High. Cem Türkçe. Türkiye.
Evet. Şimdi Yelda'ya bakalım. Ses seçimi. Sentezleyiciyi ses seçimi bölümünden değiştiriyoruz. Ses İspanyol, İspanyol, Türkçe, Cem. Türkçe, Türkiye, Cem. Bu dil, Yelda. Seçmek için iki kez doku. Türkçe, Cem. Şimdi hala Cem konuşuyor. Ekran okuyucusunu kapatıyorum. Talkback kapalı. Açıyorum. Talkback açık. Ve böylece Yelda sesi etkili oldu. Aynı şekilde Yelda'nın da en yüksek kaliteli sesine geçiş yapıyor. Yani ben bunun içine Cem sesini değil de sadece Yelda sesini ve onun tüm ses modellerini atsaydım, onun için de aynı şey geçerli olacaktı. Otomatik olarak Yelda'nın da en yüksek kaliteli ses versiyonuna geçiş yapacaktı. Otomatik dil değil, konuşmacılar için ses ayarları. Girelim. Yelda. Türkçe, Türkiye. Yine burada da aynı şekilde Yelda sentezleyicisi için ses ayarlarını yapılandırabiliyoruz. Ses yüksekliği, konuşma hızı, ses perdesi ve ses kalitesi. Yani konuşma hızını ayarlayabiliriz, ses perdesini ayarlayabiliriz, ses seviyesini ayarlayabiliriz ve ses kaliteleri arasında seçmiş olduğumuz sentezleyicinin ses kaliteleri arasında geçiş yapabiliriz. Ses tercihleri, başlık, ses seviyesi, kaydırma çubuğu, konuşma hızı, kaydırma çubuğu, ses perdesi, kaydırma çubuğu, ses kalitesi, premium high. Ses kalitesi. Evet, buradaki ses kalitelerine de tek tek bakalım. Embedded Compact, Yelda, Türkçe, Türkiye. Ses kalitesi, Embedded Compact. Embedded Compact. Ses, Embedded High. Yelda. Embedded High. Ses kalitesi, Embedded High. Ve Premium High. Premium High. Ses kalitesi, premium high. Bütün ses modelleri içinde. Sadece Embedded Pro seslerini bulamadım. Onlar da var ama videonun başında da söylediğim gibi bu uygulamanın içine eklenecek düzeyde değiller. Onları istiyorsanız maalesef onlar için ses veri klasörü tutmak zorundasınız. Onları klasör içinde bulundurmak durumundasınız. Konuşmacılar. Geri çıkıyorum. Etkinleşti. Evet. Mid. Bir öğeden iki tanesi gösteriliyor. Apo ve Rec. Evri Coding BG. Bugünkü içeriğimiz de bu kadardı arkadaşlar. Her şeyin gönlünüzce olmasını dilerim. Hoşça ve sevgiyle kalın. Bir sonraki içerikte görüşmek dileğiyle. 17. Dur. Etkinleştirmek için iki kez dokunun. Bu arada uygulamayla alakalı kafanıza takılan sorular olursa yorum atıp sorabilirsiniz. Eklememi istediğiniz farklı dillerde Türkçe için Türkçe için Cem ve Yelda'dan başka ses yok. Ama farklı diller için eklememi istediğiniz sesler varsa bulup onları da eklemeye çalışırım. Söz vermiş olmayayım ama bulabilirsem yaparım. Böyle, bu kadar. Dur. Görüşmek üzere. Müzik ses düzeyi %100 olarak ayarlandı. Erişilebilirlik ses düzeyi %100 olarak ayarlandı. Kamera oynadı.